Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir ayakkabının incelemesine daha hoş geldiniz. Uzun süredir beklenen istenen bir ayakkabıydı. Under Armour markasının göz bebeği. Adeta Jordan Nike için ne anlam ifade ediyorsa Curry de Under Armour için o anlam ifade ediyor. Ve bu ayakkabı serisi de Jordan'dan sonra kendi markası olan yani bir oyuncunun bir markanın altında kendi öz markasını çıkartmasıyla birlikte oluşan seriden 3. ayakkabı arkadaşlar. Curry 10 bugün merceğimiz altında olacak. Sizlere inceleyebildiğim için de çok mutluyum. Curry 9'u inceleyememiştim. Bu yüzden bir pişmanlığım bulunuyor. Kusura bakmayın. O zamanlarda çok pahalıydı. Şimdi de çok pahalı ama şimdi ne yapıp ne edip incelemek istedim. Sizlere fikir vermek istedim. Çünkü çok soruyorsunuz almak isteyenler için. Nedir ne değildir her şeyinden bahsedeceğim. Ve gerçekten şunu söyleyeyim başlamadan önce, bu yılın harika ayakkabılarından bir tanesi olmuş. 5000 TL gibi bir fiyatı var. Değer değmeze girmeyeceğim çünkü burası hassas bir nokta. Ortalama 2,5-3,5 arasında gezinen fiyatlar arasında 5000 lira belki çok da fazla olmayabilir kimilerimize göre. Dolayısıyla tercih edilebilir güzel bir seçenek. Hemen kutusunu alalım ve incelememize geçelim. Bu kutularda değişiklik yapılmıyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar şahsen. Biraz daha en azından değişiklik yapılıyor olsa güzel olur. Yine beyaz Curry logosu biliyorsunuz artık, hem 30 hem SC yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam, birkaç tane böyle olayı var bu logonun ve hem de Curry'nin üçlük attıktan sonraki yaptığı işaret olmuş oluyor. Under Armour'da bazen numaralar şaşabiliyor ama 45 numara bana harika geldi. Kendilerini benimle kıyaslayan arkadaşlarım, basketbol ayakkabısı numaranız neyse onu alın, Nike numarasıyla daha çok eşleştirebilirsiniz. Nike'da 45 giyiyorum, bunu da 45 aldım. Hadi bir tanesini çıkartalım ve detaylı incelememize geçelim. Bang bang, ayakkabımız burada. Bir süredir arkadaşlar incelemekteydim bu ayakkabıyı. Basketbol sahasında, evde, spor salonunda birçok yerde, birçok farklı şekillerde giydim. Her zaman yaptığım gibi sizlere detaylı performans incelemesini bu ayakkabılar üzerinde fikirlerim olgunlaştıktan sonra sunmaya çalışıyorum. Bu şekilde alacak arkadaşlarım, bu ayakkabıyı giyecek arkadaşlarım ne bekleyebilir? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Her şeyi öğrenebilsinler ve akıllarında soru kalmasın diye yapıyorum bunları. Bunun için de sizden tek istediğim like atmanız ve yorum yapmanız. Tabii abone değilseniz artık abone olmayı unutmayın diyorum. Ayakkabımız Under Armour'un göz bebeği ama gördüğünüz üzere çok da fazla Under Armour branding'i yok. Yani çok fazla markalaması yok. Şu altında görmüş olduğunuz Under Armour logosu, onu da bir süre sonra görmez hale gelirsiniz zaten ayakkabı pislendiği zaman. Evet, şekil şemal olarak çok bir şey demeyeceğim. Çünkü 9, 10, 11 bana göre neredeyse aynı. Bu ayakkabılar birbirine çok benziyorlar. Isıtıp ısıtıp tekrar önümüze koyuyorlar. Fakat 8'i almıştım biliyorsunuz. İncelemesi de kanalda mevcut. 9'u mağazalarda denedim. Çok hoşuma gitmemişti. 10 arkadaşlar cidden çok güzel bir ayakkabı olmuş. Ne kadar tipi benziyor olsa da kullanım şekilleri bu materyallerin ve bir araya gelmesi gerçekten çok çok farklı ve güzel bir olay oluşturmuş diyebilirim. Ve hemen detaylı performans incelemesini her zaman yapmış olduğumuz gibi alt kısmından, tabanından girelim. Taban arkadaşlar aynı 8 ve 9'da olduğu gibi çıkıntıları, şekilleri ve kullanılan materyalleri aynı şekilde kullanılmış gibi duruyor. Fakat burada daha farklı işler yapmışlar. Neler onlar? Öncelikle taban tutuşu arkadaşlar beklediğim kadar iyi değildi ve ara ara kaydım. Özellikle tozlu sahalarda sık sık silmeniz gerekiyor. Bu köpük, yani yastıklama köpüğü 8'de mesela çok çok daha güzeldi ve neredeyse hiç toz tutma gibi bir problemle karşılaşmamıştım. Burada ise baya baya dediğim gibi toz tuttu ama temiz sahalarda da inanılmaz iyi duruyor arkadaşlar. Hani bu yılın en iyilerinden biri olabilir. Temiz sahalar için konuşuyorum. Kirli sahalarda da 2-3 pozisyonda bir silmeniz gerekiyor. Dediğim gibi benim beklentim çok daha yüksekti. Bu şekilde kaymasına şaşırdım. Tabi yine de yılın en iyilerinden biri olacak. Puan vermem gerekirse arkadaşlar taban tuşuna 10 üzerinden 9.4 veriyorum. Genelde 9.5-9.6 falan veriyorum. İnanılmaz iyi olanlara. Ama buna da 9.4 ideal olur. Biraz puan kırdım tozlu sahalarda. Hızlı bir şekilde toz tutmasından ötürü. Onun dışında uzun süreli kullanımlar nasıl olur bilemiyorum. Çünkü bende bile bazı yerleri arkadaşlar erimiş gibi gözüküyor. Özellikle dışarıda oynuyorsanız bu ayakkabıyı kısa sürede dümdüz edersiniz. Buna dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle dışarıda oynamanızı tavsiye etmem. Çünkü gördüğünüz üzere oldukça yumuşak ve oldukça hızlı hareket ediyor. Çünkü köpüğe basıyorsunuz, yastıklama köpüğüne basıyorsunuz. Tabanı bu şekilde kullanılıyor. Bu tabii ki ağırlığını düşürmeye yarıyor. Normalde burada bir plastik oluyor olsa gitgide bu ayakkabıyı daha ağır bir hale sokacak. Hemen yine tavanda gözümüze çarpan orta taban plakası dediğimiz, genelde bunlar önlere doğru uzanıyor ve ayakkabı arkadaşlar bükülmemesi için bir form veriyor. Hem bu şekilde kıvramıyorsunuz hem de olası bir ters durumda ayağınızı koruyor. Yani olabilir itişiyorsunuz, kakışıyorsunuz, vücudunuza zarar verecek herhangi bir şeyi engelliyor. Zaten aslında orijinal ayakkabılarla fake ayakkabılar arasındaki en büyük farklardan biri de bu orta taban plakaları oluyor. Bunu da vermiş olayım. He, tabii ki her orijinal ayakkabıda var mı? Yok. Kim ayakkabıda konmaması yine farklı amaçlar neticesinde oluyor. Yukarı doğru çıkmıyorum. Yine tabandan devam ediyorum. Çünkü yastıklamada bu arkadaşlar Flow köpüğü oluyor. Şurada da küçük bir branding markalama görüyorsunuz. Under Armour logosu ve Flow yazıyor. Bu arkadaşlar
3 senedir kullanılan ve Curry Brand ile çıkan, yani farklı bir şeyler yapalım diye farklı bir yastıklama teknolojisini de bize sunmuşlar. Ben bunu hiç beğenmemiştim 8'de. Hiç de demeyeyim gerçi de bunca reklam boşa demiştim. Ama arkadaşlar burada gerçekten bu ayakkabı beni çok şaşırttı. Ve cidden çok hoşuma giden bir yastıklama oldu. Daha doğrusu beklentim de çok düşük olduğu için biraz da hoşuma gitmiş olabilir. Ama yine de oldukça iyiydi. Bakarsanız çok güzel içine giren, zıp zıp hissettiren, bizleri etkiden koruyacak tarzda bir ayakkabı yastıklaması olmuş. Özellikle gardlar için cidden güzel olmuş arkadaşlar. Ben bile sevdiysem, rahat ettiysem sizler çok çok bayılarak basketbol oynarsınız. Tabii ki etkiden koruması benim gibi ağır bir basketbolcu için, sporcu için uygun olmayabilir ama ben gard oynayanlara çok çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu yeri gelmişken bundan da bahsedelim. Hangi pozisyonlara uygun derseniz arkadaşlar, ben daha çok guard oynayan 1-2 numara, hadi bilemediğiniz 3 numara oynayan arkadaşlarıma uygun olacağını düşünüyorum. Tabii ki bunun dışındakiler de yine giyebilir ama ben ayakkabının özelliklerine baktığım zaman biraz daha küçük adam ayakkabısı olduğunu düşünüyorum. Sizler de alıp ama zevkle, büyük adamsanız 5 numara bile oynuyorsanız zevkle giyebilir, tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi yastıklama beklediğimden daha iyiydi. Özellikle sahada test ettiğim zaman bir koşu ayakkabısı rahatlığına sahipti arkadaşlar. Görüntü olarak da zaten biraz koşu ayakkabısını andırıyor. Yastıklamasıyla da bunu başarmışlar. Kimisi de bunu seviyor arkadaşlar. Kimisi daha böyle bilekli olsun, koca koca olsun. Kimisi de küçük olsun, minik olsun diyorsa o tarz arkadaşlarım için ben oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Koşu ayakkabısı rahatlığına ve yastıklamasına sahip. Bunu basketbolda buluyor olmak da yine ayrı keyifli bir durum. Etkiden koruması biraz daha iyi olabilirdi. Özellikle bazı zıplayışlarımda ayağımı yerde gibi hissettim. Özellikle ön taraftaki ihtiyacım olan yastıklama biraz daha iyi olabilirdi. Bunları daha kalın, daha büyük yapabilirler. Bu noktada hani ufak bir puan kırdığımı söylemem lazım. Onun dışında uzun süreli kullanımlarda biraz hızlı yine yastıklamada etkisini kaybedebilir. Bu da ikinci dikkat etmemiz gereken durum. Yastıklamada vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.7 olacak. Yine bence Curry'nin alabileceği, hatta Under Armour markasının alabileceği en güzel puanlardan biri diyebilirim. Benim keyifle tercih ettiğim ve koleksiyonumda bulunmasını isteyeceğim tarzda. Günlükte giyebileceğim, ara ara basketbol oynarken de giyebileceğim. Dilersem tabii ki böyle hani daha çekişmeli maçlarda sizlerin en azından giyebileceği tarzda bir basketbol ayakkabısı, yastıklaması ve alt kısmı olmuş. Aslında teknolojinin geneli zaten bu bahsetmiş olduğum bölümlerde yatıyor. Ve yukarıya geçelim arkadaşlar. Yukarıda wrap teknolojisi, yani sarma teknolojisi diyebileceğimiz bir teknoloji olduğundan bahsedildi. Bu görmüş olduğunuz alan tamamıyla aynı. Biraz plastiğimsi, biraz içerisinde örgüler var. Çapraz çapraz dolaşan dikişler var. Bazı yerlerde hafif nefes alabileceği ayakkabının boşluklar var. Fena değil, güzel, ayakta gayet hissettiriyor. Özellikle şuralarda böyle delik delik güzel nefes alabilir olmuş. Arkaya gittiğimiz zaman tabii ki içeride şu görmüş olduğunuz petlemeler, sünger kullanımlarıyla arka taraflarda daha kuvvetlendirilmiş. Ön taraf ise biraz daha boşluklu boşluklu, biraz daha boş duruyor. Tabii ayakkabı çok çok hafif arkadaşlar, gerçekten. Bu arada tartım kırıldı. Daha doğrusu kırılmadı da pili bitti galiba. Yeni bir pil de bir türlü alamadım. Gerçi pil değişti. Evet, bozulmuştu, özür diliyorum. Yenisini de alamayınca böyle tartları kullanamıyoruz son incelemelerimizde. Ama gerçekten çok hafif, bulabileceğiniz en hafif basketbol ayakkabılarından bir tanesi. Üst kısmın materyal kalitesi efsane iyi hissettirmese de yine fena değil. Benim sevdiğim kısım ise arkadaşlar dil ve şu ön taraftaki bağcık kısımları. Özellikle bağcıkların ortasında bir bölüm var. Curry 10 yazan bir plastik bağcıkların buradan geçerek daha düzenli olması sağlanmış. Bu benim hoşuma gitti. Bağcıklar da fena değil. Benim sevdiğim tarz yuvarlak yuvarlak güzel olmuş ve bağcıkların geçtiği yine yan dikişlerde daha kaliteli duruyor. Burada en sevdiğim kısım ise dil ve boğaz kısmı diyebiliriz. Dil arkadaşlar oldukça kaliteli, oldukça güzel bir petleme yapılmış. Hemen şurada görmüş olduğunuz kısımdan dikişli. Yani bu dil çok fazla savrulup gitmiyor. Bazı ayakkabılarda bunu yapmıyorlar ve insanı çıldırtabiliyorlar arkadaşlar. Çünkü dil sadece şuralardan tutturulunca çok fazla kayabiliyor. Yani ayakkabınızı giyerken kıvrılıyor, ne bileyim ayağınıza dolaşıyor. Böyle olunca daha rahat giyebiliyorsunuz. Arkaya doğru geldiğimizde ayağınıza iyi bir koruma verecek ve aynı şekilde yana doğru yapacağınız hamlelerde bir miktar olsa ayağınızı tutacak kısımları görüyoruz. Şu plastikler şu içeri doğru da uzanıyor bir miktar. Böylelikle hem buradaki Curry logosunu tutuyor hem de topuğunuzu iyi bir şekilde kitlemesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Ayakkabı oldukça bileksiz, yani baya baya low diyebiliriz. Bunu ben sahada hissettim. Bileğinde hafif bir koruma isteyen, destek isteyen arkadaşlarım için çok tavsiye edemeyeceğim bir ayakkabı ama onun dışında petlemeleri çok hoş, arka kısmı dediğim gibi kuvvetli, dille birlikte üst kısım kapandığı zaman keyifli bir his veriyor ama kesinlikle ve kesinlikle bilekli ayakkabı seven arkadaşlarım için tavsiye edemeyeceğim. Materyal kalitesine benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.5 olacak. Ne wow diyebileceğim ne de çok kötü, yaklaşmayın diyebileceğim orta seviyede
güzel bir materyal kullanımı olmuş. Destek noktasına bakarsak gene yapacağımız hamlelerde ben ayağımı genelde güvenli hissettim. Yastıklamanın yukarı doğru çıkıyor olması, bahsettiğim gibi topuk korumasının oluyor olması ve yani çok fazla olmasa da en azından genişliğin oluyor olması sizi daha stabil bir oyunu ortaya koymanıza yardımcı oluyor. Bağcıkları iyi sıktığınız zaman ve ayakkabı numaranızı doğru bulduğunuz zaman, ki benim için bu 11 numara yani 45 numaraydı, gayet keyifli bir oyunu ortaya koyabildim. Destek noktasında benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.8 olacak. Burada belki tek puan kırma nedenlerim bunun bileksiz oluşuydu arkadaşlar. Dediğim gibi bazı pozisyonlarda, bazı durumlarda ya bu çok bileksizmiş, çok da bana göre değilmiş dedirtti. Yana yapacağınız hamlelerde şu görmüş olduğunuz sarılı, kırmızılı kısımlar biraz daha ekstra kuvvet içeriyor. Yani üst üste plastik katmanı gibi düşünebilirsiniz. Yine sizlerin ayağını içeride tutmak için Under Armour Curry markası her şeyi güzel güzel düşünmüş, yapmış diyebiliriz. Keşke bunları düşünmeden rahat rahat hepimiz alsak, fakat 5000 lira olduğunu düşününce arkadaşlar ben biraz fiyatını pahalı buluyorum. En başta da söylediğim gibi gerçi hani 3000 liralara, 3500 liralara başka marka alacağımıza, ortalama bir ayakkabı alacağımıza bunu alalım da diyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem bu ayakkabıyı indirimden almanız. Çünkü verdiğim puanlardan da anlayacağınız üzere efsanevi aman aman güzel işler veya böyle uçuk kaçık işler yapmıyor. Yani eskiden Jordan'lar için, LeBron'lar için söylediğimi veya işte PG'ler için, son zamanlarda çok iyi işler yapan PG'ler için söylediğimi bunun için söyleyemeyeceğim. Fakat yine keyifli miydi? Bence şu ana kadarki en güzel Curry ayakkabısıydı. Yani düşündüğümüz zaman Curry 10. Bu arada ne kadar da çok olmuş bunu da görüyoruz. Curry 10 bence Curry serisinin içerisindeki en güzel ayakkabıydı diyebilirim. Eksikleri var mı? Kesinlikle var. Daha iyi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Under Armour markasını bir tarafa koyup Curry markasına da bakınca yine gerçekten ilk 3 ayakkabısı içerisinde de harika iyi işler yapmışlar ve gitgide ayakkabıyı geliştirmişler. 1 numaradan 5 numaraya herkes kullanabilir. Benim tavsiyem dediğim gibi 1 veya 2, belki hani 3 numaralı, daha küçük, daha cüssesi az, ağırlığı az arkadaşlarım kullanmalı, almalı. Yani ayağında fazla ağır ayakkabıyı sevmeyen arkadaşlarım tercih etmeli. Onun dışında günlük de kullanabilirsiniz. Fazla dışarıda basketbol oynamadığınız sürece size uzun yıllar gidebilir, götürebilir çok rahat. Bir yürüyüş, bir basketbol ayakkabısı yerine ikisini toplayın, alın size zaten 5000 lira ediyor. Böylelikle de çıkışımı yapmış olayım. İçinden dışından her şeyinden bahsettim. Merak ettiğiniz nokta varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu ayakkabıyı alıp kullanmış arkadaşlarım yine yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız, bana katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz veya sizler için bu nasıldı? Ama benim görüşlerim, düşüncelerim ve tecrübelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Curry 10'a bu şekilde de yer verebildiğim için kanalımda çok mutluyum. Sizler de like atmayı, yorum yapmayı ve kanalı desteklemeyi unutmayın. Ayakkabı Dice bu gecelik out.